Yani Adem yaratıldığı günden beri yaşadığı coğrafyalar içerisinde pek çok kültüre taalluk eserler vücuda getirmiş. Bunlardan tabii en büyük şehir ve şehrin içerisinde barındırdığı ve inşa ettiği bütün değerleri içine alabiliriz. Kültür muharebe ve mücadelesinin başı ve sonu yok. Bu bitmeyen bir hadise. Dolayısıyla bir muharebelerin bitiş tarihi vardır. Kültürün başlangıcı ve bitişi yoktur. İnsanlıkla alakalıdır ve devam edecektir. Ve bu tabii devamlı olarak o kültür içerisinde yaşamak durumunda olan milletlerin, insanların, fertlerin alakasını celbetmelidir. Yani sahiplenmemek, herkesin tercihine bırakmak gibi bir mevzu yok. Bir millet ve müstakil bir kültürle yaşayan bir millet olarak yaşamak istiyorlarsa hepsinin zevk aldığı bir kültüre de ihtiyaçları vardır. Eski şehirlerimizin çoğu, yani insan konakları, insanların barındığı mekanların çoğu ahşap yapıdan müteşekkildi. Bazı Anadolu'da ahşabın daha az kullanılarak taş ve kargirle yapılan işte Mardin, Kayseri'deki bazı evleri falan görmüştüm. Anadolu'muz ağaçlıklı ve orman yapılı olduğu için tarihte büyük şehirlerimizin çoğu ahşap yapılarla vücuda gelmiş. Dolayısıyla bu Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra terakkimiz Avrupa'yı taklit olarak görüldü. Ben işittim Avrupa'daki bazı tetkiklerde bulunanlar, bu biraz İkinci Dünya Muharebesi'nden sonra yıkım gördüğü için şehirler bombalanmış. Onlara acil ve çabuk bir çare bulmak için bir apartman, bugünkü apartman dediğimiz bir belli bir metrekare üzerinde çok katlı yapılar yapmayı bir çare olarak o zaman düşünmüşler. Ama en ideal olarak değil, geçici, onları sokakta kalmaktan kurtaracak bir çare olarak düşünmüş. Ama sonra bu revaç bulmuş derken tercih edilen, yani menfaate tercih edilen bir şey. Zira bir mahdut bir metrekarenin üzerinde bir tane hane kurarsınız ama onun üzerine sayısız yukarıya kadar hane kurduğunuz zaman hepsinin maliki olduğunuzu düşünün. Elinize birçok yapı çıkıyor. Bunu satarsınız, kiraya verirsiniz. Büyük bir menfaat var. Haliyle gelenler de böyle müstakil şehrin ortasında bahçesiyle mükemmel bir yer bulamayınca bütçesine uygun olarak geçici ve işte basit usullerle piyasa malzemesiyle yapılan böyle bir dairede hayatını sürdürmek zorunda kalıyor. Ve bu hayat böyle devam ettiği için şehirlerdeki çok katlı betonlaşma da tabiatıyla sürüp gidiyor. Yani sebeplerden biri bu. Kır hayatının tercih edilmemesi, zorlukları, ziraatın insanlara büyük bir menfaat sağlamaması. Herkesin gözü şehirde. İnsanlara da bunu benimsettiler. Mesela bazıları öyle der. Biz artık kurtulduk bu eski köhne evden, apartmana çıktık diyor. Bakın dikkat, çıktık diyor. Terakki olarak görülüyor bir yüksek katlı bir yerde oturmak. Anlatabiliyor muyum? Halbuki demiyor ki ah vaktiyle zamanımızda bizim böyle rahat bahçeli güzel bir evimiz vardı. Orada ferah, fehur, huzurlu bir hayatımız vardı. Maalesef işte şartlar şöyle oldu, böyle oldu. Mecbur kaldık, tıkıldık bu apartman dairesine diyen yok. Hatırlıyorum, bize hala daha siz orada mı oturuyorsunuz diyenler oldu. Şimdi burada şehrin merkezindeyiz, Bursa'mızda. Burası 1360 metrekare bir yer. İçerisinde birkaç ayrı yapı var. Dolayısıyla şehir merkezinde bugün yeniden böyle bir şey tesis etmeye kalkınız mümkün değil, yer bulamaz. Böyle büyük bir devletken, devlet olduğu bizim için böyle de, yani bunu göremeyenlerin bize hala orada oturuyor muyuzsunuz diye onları buna sorduran zihniyeti merak etmelisiniz. Ya. Dolayısıyla bu empoze diyorlar ya, dikte etmek, sunmak, insanlara bunu böyle kanaat olarak yerleştirdiler. Ne kadar mazinize ait neyi çok terk ederseniz ve size ait olmayan, yabancılaşmış veya yabancı olan kültürlerden ne kadar çok şey alırsanız terakki edersiniz diye hatırlıyorum mekteplerimizde ve muhitimizde hep duyardık bunu. Dolayısıyla terk edilen en mühim şeylerden biri de mekanlar oldu. Şimdi mekanı terk edince orada tabii birikmiş büyük bir hafıza vardı. O hafıza da silindi. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki mevcut şehirlerin mazisi Türkler gelmezden evvele dayanıyor. Onun üzerine Türk kültürü yaşanmış, devam etmiş ve ortaya yaşanan hayatın içerisinde tabii bir mimari doku vücuda gelmiş. Şimdi bunu bıraktılar. Dolayısıyla bütün olan bu eski ahşap evlerin, bütün eski yapıların var olduğu parseli istikbalde yapmayı ve arzulamayı düşündükleri büyük binaların müstakbel parseli olarak gördüler. Dolayısıyla İmarını tamamlamış, yani tarihi bir şehir imarını tamamlamıştır. Tekrar oraya imar planı yapılamaz. Buna rağmen tarihi şehirler üzerinde imar planları yaptılar.
yapılanmasını tamamlamış bir şehrin üzerine imar planı yapmak, onun varlığını kabul etmemektir, onu saymamaktır. Betonun ve demirin haddeden çıktığı için, yani çimento ısıtılarak yapılan bir şey. Yani bizim suni olarak bir zeminde hazırladığımız bir malzeme vücuda geliyor. Fakat ne kadar zamanda nasıl geldiyse sonra yavaş yavaş kendini bırakmak gibi bir hadisesi var. Yani bütün bu betonlar zamanla kuma dönecektir, gevşeyecektir. Yani mesela kolumuzu böyle tutuyoruz, kaç saat tutabiliriz, en rahat yorulur ve düşer. Beton da öyle bir şey. Yani zamanla o sıkılığını kaybediyor. Ve onun içerisindeki demirlerin de korozyon diye bir tehlikesi var. O da zamanla çürüyüp tel tel oluyor. Ama bakın çok daha önce yapılmış, yani Türklerin Anadolu'ya yerleşmezden evvel yapılmış binaların bazısı bakım görmediği halde, yağmalandığı halde hala duvarların, direklerin ayakta olduğunu görürüz. Neden? Tabii malzeme de ondan. Yani tabiattaki uygun bir taşı keserek yerine yerleştiriyor. O taş, tabiat onu vücuda getirmiş. Ama bizim beton, bizim kararak vücuduma getirdiğimiz bir şey. Demir, haddihane de bizim çekerek ürettiğimiz bir şey. İkisi de insanın ürettiği suni bir şey. Dolayısıyla ömrü sınırlı. Ama tabiatın ürettiği malzemeler sınırsız olduğu için onunla yapılan doğru bir binanın da ömrü sınırsızdır. Doğru korunur ve iyi bakılırsa. Dolayısıyla bizim bugünkü yapı faaliyetlerimizle istikbale sunabileceğimiz, yapabileceğimiz tarihi yapılar maalesef olamayacak. Hatta bugünkü malzemeyle tarihi yapıları kurcaladığımız için onların belki ömründen eksiltiyoruz. Böyle bir tehlike de var. Sanat değeri olan eserler üretemiyoruz. Ancak bugün günümüze ve ihtiyacımıza cevap verecek yapılar ve malzemeleri ortaya koymakla ömrümüz geçiyor ne yazık ki. Şimdi bir de esas meselemiz şu. Memleketimiz tabii zor seneler geçirdi. Balkan Harpleri, Milli Birinci Dünya Muharebeleri, ondan sonra Balkan Harpleri, işte Çanakkale Muharebesi derken Kurtuluş İstiklal Muharebeleri falan. Bütün bu muharebeler hengamında tabii devlet de borçlu kalmış. İnsanlar da maddi olarak zayıflamış, devlet zayıflamış. Yeniden ne devletin ne insanların sanat eserlerini tekrar yapacak, tekrar yapma ihtiyacı duyacak hali yok. Ondan sonra Anadolu boşalmış, evler zaten boş, ocaklar sönmüş. O zor yıllar. Dolayısıyla bu sahada yani bizim eski eserlerimizin işte hususiyetlerine dikkat göstererek, hassasiyet göstererek eski çalışma, zevk, disiplin ve ahlakını devam ettiren ustalar kendilerinden sonra gelecek nesli yanlarında çalıştırarak üretme imkanı bulamamışlar. Esas meselemiz bu. Onlar da tabii yaşlanıp birer birer gittiler. Tabii yeni yetişenler de ne çok yapılıyorsa, ne çok revaçtaysa o sahanın erbabı veya çalışanı olmayı tercih ettiler. Çırak mevzu vardı eskiden. Şimdi çıraklık kanunu diye bir şey var. Eskiden küçük bir çocuğu bir sanatkarın yanına verirler. O orada belki onun ikinci babası ailesi gibi olur. O onu orada ikinci o yetiştirirdi. Hem bir meslek sahibi olurdu, hem 3-5 kazanır. İleride o sahayla alakalı, o da bir dükkan açabiliyordu. Bu sanatkar zincirinin kopması sebebiyle, yani filmin makaslanması gibi bu facia, bir daha bundan sonra sanatlı eserler, bırakın sadece ahşap değil, herhangi bir sahada sanatlı olarak ne yapılacaksa, sanat kaygısı güdülerekten yapılma ihtiyacını ortadan kaldırdı. Herhangi bir barınak yapacaksınız. Yapın işte bir an evvel, ucuz olsun, içine girelim, başımızı sokalım vesaire. Bu gibi kaygılar güdüldü. Bugünkü ihtiyacı cevap veren binalar yapılıyor ama onlarda büyük bir sanat değeri aranmıyor. Sadece ihtiyacı cevap vermesi düşünülüyor. Sağlam olması arzu ediliyor ama yakın tarihte cereyan eden hadiseler sebebiyle o arzu edilen sağlamlık bile hala daha verilebilmiş değil. Halbuki mazinin eserleri dokunulmadığı, bakılmadığı halde, bakım görmediği halde hala direnenler var. Bu hususun sebeplerini tabii bu sahada emek verenler veya otorite olanların cevaplaması lazım. Veya sebeplerini beyan etmesi lazım. Dolayısıyla yani bilinmeyen bir şey olur, bilemediğimiz için hata yapmaya devam edebiliriz. Ama bilindiği halde aynı hatalar devam ediyorsa demek ki iyi bir netice alacak işler yapmaya niyetimiz yok demektir. Mesele bu. Dolayısıyla tekrar o hayatı, o iklimi vücuda getirecek olanlar o sanat eserlerini doğru anlayan sanatkarlardır. Fakat maalesef sanatkara kıymet verilmiyor. Ama eskiden de bu böyle olmuş. Hatırlarsanız mesela Batı'da eski ressamlar var. Hayattayken kıymetleri bilinmemiş ama şimdi tabloları çok şey ifade ediyor.
Dolayısıyla sanatın kıymet veriyorsak sanatkara da kıymet vermemiz icap ediyor. Sanatkar, onun Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği hususi bir ilhamla vücuda getiriyor. Biz bilhassa İslami eserlerdeki görüşümüzü, kanaatimizi şöyle şekillendirebiliriz. Mesela biz kendimizi yaratmadık. Biz Allah yarattı. Aklımızı biz yaratmadık. Onu da Allah yarattı. Melekemiz, daha sonra öğrendiğimiz tecrübelerimiz, bütün bunlar bize Cenab-ı Hakk'tan bir atiye değil mi? Ha. Dolayısıyla bütün bu teçhizatla ben ortaya bir eser koymuşsam onu ben koymuyorum. O Hakk'ın ilhamının bir tezahürüdür. İnanç sahibi insanların bu tezahüre saygılı olmaları lazım. Dolayısıyla hala kalabilmiş bu efsafta bir eser varsa o esere çok hususi nazarla bakıp yüksek saygıyla mücehhez hislerle yaklaşmamız lazım. Ona işte bu eski püskü şey burada duracağına bunu kaldıralım ya şöyle işte daha gelir getirecek bir şey yapalım gözüyle bakarsak bu şeye benziyor. Bülbülün avazesine kıymet vermeyip bir lokma etine tamah etmeye benziyor halimiz. Dolayısıyla orman kanununda yaşayan mahlukat gibi hani birbirini ısırarak, teperek, itişerek yaşarlar. Ama Ademoğlu böyle değil. Eğer hakikaten hasse-i insanisiyle alakalı hala bir irtibat kurmak istiyorsa, diğer serbest mahlukat gibi değil, Cenab-ı Hakk'ın kendine verdiği ilham ile hareket etmesi icap eder. Bunu böyle yaptığı zaman kendisine giydirilen insanlık elbisesine ihanet etmemiş olur. Bütün bunları göz ardı ederekten diğer mahluklar gibi ne aklına geldiğini yapacaksa, benim menfaatime bu uygun geliyor, başkasının menfaati veya hakları beni alakadar etmiyor. Ben yaşayayım, sen öl gibi böyle garip kanaatlerle yürüdüğümüz müddetçe ne sanatın, ne sanatkarın kıymetini bilmesi mümkün değil. Turistler mesela geliyorlar, onlara sadece eskiden yapılmış olanları sunuyoruz. Peki bugün siz ne üretiyorsunuz derlerse biz ne diyeceğiz? Üretilmiş olanlara bile doğru düz bakamıyoruz. Hatırlar mısınız Almanlar ne dedi? Bu Bergama'da bir sunak vardı, Altar. O gitmiş zamanında Almanya'ya, yani evrak ile vesikasıyla gitmiş öyle kaçırarak değil. Geçenlerde onu gidip oradan alalım falan deyip Almanya'daki o müzede bir nümayiş yaptı oranın belediyesi. Almanlar da demiş, biz zaten o zaman hepsini götürmedik, orada kalanlar vardı, bakamıyorsunuz, verin de onlar da biz bakalım demişler. Çok haklı, ben hakikaten eğer bilemeyeceksek bu değerleri Avrupa müzelerinde daha iyi korunuyor. Hatta yani söylenecek şey değil bu ama bu memlekete biz bakmayı, kadrini, kıymetini bilemiyorsak verilmişse biz bakalım diyenler çok. Acı ama bu da bir gerçek. Ya.